Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle piyasalardaki yeni ayakkabılara ve fiyatlarına bakacağız. Ve bunlar hakkında da biraz konuşalım istiyorum. İnceleyemeyeceğim ayakkabıları sizlere fikirlerimi anlatayım. Çünkü fiyatlar çok uçtu. Aslında buna bakmak istiyorum. Laptopum önümde, ekranımı şimdi sizlere yansıtacağım. Ve konuşmamıza başlayacağız. Evet, 3 adet internet sitesi açtım. Nike, Adidas ve Under Armour. Arkadaşlar, geçenlerde hatırlarsanız işte bırakmayı düşünüyorum gibi bir vlogda bahsetmiştim. Birçoğunuz da çok güzel mesajlar attınız. Çok teşekkür ediyorum. Aslında izlenmemesi osu busu değildi. Asıl problem yeni gelen ayakkabıların uçuk fiyatlara geliyor olmasıydı. Beni asıl bu bitirdi. Yani ülkemizin bulunduğu durum maalesef benim de YouTube yapma isteğimi öldürdü. Neden? Çünkü yılbaşında, yani Aralık ayının sonlarında ben bu yıl incelemeyi düşündüğüm ayakkabılar, işte 20-25 tane, ne kadar tutar, ne zaman alırım, aylarını falan hepsini yazmıştım. Ve belli bir bütçe planlaması yaptım. İşte yeni kamera almak istiyorum, ışıktı, bilgisayardı, her şeyimi yenilemek, sizlere daha güzel içerik üretmek istiyordum. Bir anda o sırada işte YNAB ve PG çıkacaktı, onları heyecanla bekliyorum. Bir çıktı arkadaşlar bunlar, çıkmaz olaydı diyorum. Uçuk fiyatlar, yani gerçekten beni şoke etti ve o kadar umutsuzluğa sürükledi ki o videoda da böyle her şeyin üzerime gelmesiyle böyle bir fikir attım. Tabii ki hani bırakmayı düşünmüyorum. Tam tersi, yine güzel videolarla karşınıza geleceğim. Bu kadar emek verdik, birlikte bir şeyler oluşturduk. Hani bunu bırakmak olmaz, hani yavaşlatmak olur belli dönemlerde. Zaten şu sıralar biraz daha yavaş geliyor, görüyorsunuz videolar. Şimdi Nike'daki ayakkabılara bakalım ve onun üstünden konuşalım istiyorum. Hemen şöyle erkek kısmından, basketbolda ben hep oraya giriyorum. Yeni gelenler, LeBron arkadaşlar 1860 olmuş yeni renkleri. Yani ben biliyorsunuz 1580 almıştım. Bu neler oluyor dedirtiyor. Eski renklerine baktığımız zaman bakın 1599'ları görebiliyoruz. Yine 1599 var ilk çıkan renklerinde. Kyrie Love hatırlıyorsanız en son tanıttıklarımdan bir tanesi. Çok da severek aldığım, giydiğim bir model. Şuraya bakar mısınız yeni rengi? 1130 lira. Yani şaka gibi gerçekten arkadaşlar, neler oluyor anlamıyorum. Sizlere de birkaç defa Instagram'dan yazdım. Birisi demiş ya işte fiyatları yeni yeni yansıtıyorlar. Ben bunun olduğuna katılmıyorum. Dolar düşüyor çünkü. Yani 8,5-9 lira dayandığı zamanlar, yeni ayakkabılar geldiği zamanlar böyle olmuyordu. Ben yeni bir verginin eklendiğini düşünüyorum. Normalde %20 idi. Öyle hatırlıyorum en son. Son bakmadım, kontrol etmedim. Belki daha fazla ekstra bir vergi koymuş olabilirler. Çünkü bu rakamlar arkadaşlar, yani uçuk kaçık, en bütçeli model bile 1130 lira yeni çıkan renkler. Yani eskileri şöyle kovalarsanız bulabilirsiniz ama bunlar da son şanslarınız. Yani daha fazla bulamayacaksınız. 980'lere mi ne almıştım? 999 olabilir. Emin değilim. Belki daha uçukları vardı. Bakın 870'lere, 880'lere çıkmış. Şuraya bakın 1180'e çıkıyor yeni gelen renge. Çok da güzel bir renk aslında. Çok da hoşuma gitti. Neden bunu alamıyoruz? Yani neden bunu giyemiyoruz? Asgari ücretin yarısı. Ya inanılır gibi değil şu anki fiyatlar arkadaşlar. Bu 100 dolarlık, 110 dolarlık Amerika'daki bütçeli imzalı ayakkabısı diye çıkan, yani ve çok da güzel olmayan bir ayakkabı benim görüşümce performans olarak. Yalnız bunun görüntüsü de cidden çok güzelmiş bu arada. Ama görünen o ki artık daha fazla biz orijinal yeni çıkan ayakkabıyı alamayacağız gibi duruyor. Hani ne kadar indirime girerse girsin, %50 indirime girsin, yine 600-700 olacak. Ya uçuk kaçık. İşte PG5'i bekliyordum. Bunlardan biri, beni kötü hissettirenlerden biri PG5. Alayım dedim. Ya en çıkan, en dandik rengi. Şuna bakın 1180'e çıktı arkadaşlar. Yani bu nedir ya PG... ben PG1'i 1200'e satıyorum deyince insanlar kafayı yemişti. Ah, daha beter bir ayakkabı yani bu ve çok güzel, güzel bir ayakkabı değil yani bu da. Performans olarak da efsane işler yapacağını hiç düşünmüyorum. PG2'yi yakalarsa güzel. PG1'i zaten yakalayamaz. Ya ama şu ayakkabı 1180 olmuş. Ya ne yapacağız bilmiyorum. Bu kanalı nasıl devam ettireceğiz? İşte beni kötü hissettiren bu olmuştu arkadaşlar. Kyrie yine aynı şekilde. Ben aldığımda 1000 liraya aldım. Güzel rengini aldığımı düşünmüştüm. 1300 lira oldu ya. Raygun's 1300 lira. Kişiselleştirme daha mantıklı. 1250. Aşağı çekiyorum yine, bakın Mbappe rengi 1860 lira. KD13. Hatırlarsanız birçok vlogda, outlet vloglarımızda 500'lere, 600'lere gördük. Benim ilk aldığım siyah rengi, incelediğim rengi. 600'lere bulmuştuk outletlerden. Şuraya bakın 1250, yandık. Yani bu beni şöyle de korkutuyor. KD 14 çıktığında, LeBron 19 çıktığında, Jordan 36 çıktığında ne yapacağım ben? Yani 2000 liraya mı alacağım, 3000 liraya mı alacağım artık? Nasıl olacak bilmiyorum. En bütçeli modeller, benim gömdüğüm LeBron Witness 4. Yani gömdüğüm demeyeyim, çok beklentimi vermeyen ayakkabı diyeyim. Yani yine de bayağı yorumlarda gömmüşsün denmişti. Baksanıza 1000 lira ya, 989 lira yeni gelen renkler. Yani eskisini bulursanız okey. Yandık ya arkadaşlar, bu anlayamadığım bir olay. Zoom BB, bunu incelemeyi düşünüyordum zamanında. Şuraya bakın 1500 lira olmuş yeni gelen rengi. Yine 1840. Heh, why not? Şimdi
beni zımaradan çıkartan Vinat olmuştu. Şöyle biraz aşağıya çekeyim. Vinat'ın ilk rengi çıkmıştı. Şu. Upbringing. Alayım mı almayayım mı? Hemen inceleyeyim mi incelemeyeyim mi? Yine 1200 lira. Uf, çok yüksek gelmiş gibi düşünüyordum. Fakat bu rengini hiç beğenmediğim için ya siyah çıksın, farklı bir rengi çıksın onu alayım dedim. Pat. Bu bir geldi 1400. Aynı ayakkabı. Yani yeni çıkmış zaten. 2 hafta sonra diğeri geliyor ve 200 lira pahalı geliyor. Ya bu zam arkadaşlar Ocak ayının böyle 10'u gibi falan geldi gibi hatırlıyorum. O yüzden hani kurla alakası olmadığını bu yüzden düşünüyorum. Son yani 20 gündür falan 25 gündür şöyle bir olay var. Anlayamadığım bir şekilde kesin diyorum PG'nin yeni gelen rengi de uçup gelecek. 1400-1500'e artık bütçeli model bulamayacağız. Amerika'da dediğim gibi bunlar bütçeli olarak geçen. Hani 110 dolar 120 dolarlara gelenler. İşte LeBron'lar ve Jordan'lar genelde 200'lere, 220'lere, 190-180'lere gelir. Bu niye böyle bilmiyorum. Aralarında orada 100 dolar fark var. Hani buraya çevirdiğimiz zaman yarı yarıya değil mi? Biri 100 dolar, biri 200 dolar değil. Yani burada birisi 1400'e geliyor, diğeri 1850'ye geliyor. Demek ki burada bir şeyler değişti. Ne değişti bilmiyorum. Bütçeli modellere çok büyük zam geldi. Yani zaten 1600 olan 1800 oldu. Hadi 200 lira dersiniz. %'ye vurduğunuz zaman %15, %12,5 bilmem ne dersiniz ama yani 1000 lira olan 1400 oluyor. 1100 olan 1350 oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum bunlar. Yani eski modelleri alın. Rahatınıza bakın. Şuraya bakar mısınız? En son çıkanı 1480. Hadi bu FaceTime'le bir şeyler yapılmış dersiniz. Bilmiyorum. Yeni gelen renkler de 1480'e mi gelecek? Hani ben bunu incelesem siz izlemezsiniz bu sefer. Çünkü genelde alabileceklerinizi izlemeyi tercih ediyorsunuz. Nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi kanalın görüntüsünü, kanalın yönünü daha bütçeli modelleri çevireceğim. Onlar da yine geçen sene incelediğim normal imzalı ayakkabı parasına. Yani daha bütçeli diyorum ama bu beni rahatlatan bir durum olmayacak maalesef. Şuraya bakın. Universe Flyies. Bunu indirimlerden alıyordunuz. Outlet'lerde buluyordunuz. 1020 lira indirimdeki hali. Yani bundan sonra demek ki outlet'lerden ayrılmayacağız. Güzel ayakkabılar olmasa da öyle böyle ayakkabılarla idare edeceğiz. KD3 5 sipariş ettim bu arada. Bütçeli modellere de almayı düşünüyorum dedim. Gelecek bu da yolda. Aşağı çekiyorum. Uf, çok güzelmiş ya. Chinese New Year. Bakın 1700 lira ne oluyor anlamıyorum. Yani bu fiyatlar güncel kur bu kadar hızlı değişmiyor aslında ama. Yalnız ben bunu bir alsam güzel olacak sanki. Bir anda şikayet ederken kendimi kaybettim. Ben de böyleyim arkadaşlar. Yani ayakkabı dayısı olmak için bu gerekiyor galiba. Yani bunu bir iş gibi görürsem bu beni zorluyor ama bu şekilde beğendiğimi, sevdiğimi almayı ve sizlere anlatmayı, o heyecanı yansıtmayı istiyorum. Bunu yansıtamadığım zaman da tabii üzücü ve kötü oluyor. Beğendiklerimi almak istiyorum. Bu Bayou Boys'u da çok beğenmiştim. Evet, durum bu. Nike'da böyle neler oluyor, neler bitiyor. Sizler de biliyorsanız eğer yorumlarda yazarsanız seviniriz. Yani ne olacak bu? Gelecekte böyle kötü mü olacak? Bir korkutucu açıkçası. Asıl bombalardan biri Under Armour'da. Zaten bunu paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Curry 8, Curry Brand çıktı. Curry Under Armour altında, aynı Jordan markasının Nike'ın altında olması gibi yeni bir oluşuma başladı. Yani bekliyordum hani 1500'e falan gelir zannediyordum. Çünkü Curry 7 işte hala 1200'lere 1300'lere satılıyor. Yani bu da o biraz daha pahalı gelsin ama çok uçuk gelmesin diyordum. Fakat görüyorsunuz arkadaşlar 1950 lira. Ya nedir bu ya? 1950 lira nedir ya? 1600, 160 dolar gibi falan hatırlıyorum Amerika'da. Belki yanılıyor da olabilirim. Hani oradan almak ve %20 gümrük vergisi vermek daha mantıklı geldi. Çocuk modeli de 1800 lira arasında 150 lira fark var. Ya uçuk kaçık bir şey ya. Bu nedir arkadaşlar? Ya ve tamam güzel bir ayakkabı olacak. Eminim çok güzel olacak. Ama bu aşırı aşırı çığır açan bir şey değil. Gerçi öyle lanse ettiler. İşte ayakkabının altında plastik yok. Sadece yastıklamaya basıyorsunuz. Kullanım ömrünü belki bu azaltabilir. Ama rahat güzel yapar muhtemelen. Özellikle şu altını şöyle açayım. Bakın görüyorsunuz direkt yastıklamadasınız. Ve özel bir kimyasal yapı kullanmışlar. Daha güzel bir şekilde yapışıyor. Gık gık ses çıkartmadan yapışıyor. Biraz koşu ayakkabısını andırıyor. İşte yana yapılacağınız zamanlarda tutacak birkaç katman var. Ama hani öyle bu ne böyle ne koymuşlar diyeceğiniz bir nokta değil. Ya Curry'den güzeldir belki. Veya Curry serisinin en güzel ayakkabısıdır da 1950 nedir ya 1950. Ya bunu kim alabilir? Ben basketbolcular alır falan gibi düşünüyordum ama genelde izleme fırsatı buluyorum ikincilik basketbolcularını. Veya işte zaman zaman televizyonlarda birincilik de çıkıyor. Hiçbiri en pahalı ayakkabıyı giymiyor arkadaşlar. LeBron Witness'ı çok fazla görüyorum. Ya Adidas Dame'i çok görüyorum. Ha, bu tarz şeyleri görüyorum. İşte Hyperdunk serilerinden çok görüyordum zamanında. Bunları kim giyecek, nasıl giyecek? Türkiye piyasası için konuşuyorum. Hani Amerika'da sıkıntı yok zaten. Hepsi aynı fiyata. Her yıl aynı fiyata geliyor. O da harika bir şey ya. Ya Amerika'da olsaymışım herhalde elimde 5000 tane falan ayakkabım olurmuş. Bu kadar pahalanan bir sektörde bile işte arkada gördüğünüz koleksiyonu yapmak ve size anlatmak cidden çok zor iş. Yani anlatamam size.
Siz bir tane ayakkabıyı belki bir yılda alıyorsunuz. Ben ayda 2 tane 3 tane alıyordum. Tabii artık değişmesi gerekecek herhalde o durumun. Yine almayı düşünüyorum ama hani yine incelemediğim olsun istemiyorum. Biraz böyle indirim yakalarsam hani 1500 seviyelerine 1400 seviyelerine gelse yine zor gelirdi bana ama alırdım. Çünkü Curry 7'yi 1000 liraya almıştım. Hani bu da 1400 olsun diyordum. Yani bu %100 enflasyon, %100 artış nedir Allah aşkına ya? Siz söyleyin arkadaşlar. Yani bunu giymek bizim de hakkımız olduğunu düşünüyorum. Curry severler şok olduğunu düşünüyorum. Ben de çok severim. Ama Under Armour yani tamam hep Nike'dan daha pahalıya getiriyorsun ama ekstra muhtemelen diyorum işte bir vergiye bağlamak zorundayım. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. 2000 lira bir ayakkabı ya. Ve bulunabilir sezon ayakkabısı işte. Ben onu anlamıyorum. Bu çok rare. Bu bulunmaz. Eskiden böyle işte çıkmıştı artık bulamazsınız. Çok ikonik bir model deseniz 2000 değil 5000 diyeyim zaten istediğinizi söyleyebilirsiniz. O artık antika olmuş bulunamaz ayakkabıda bir fiyatı ama yeni gelen ve uçuk kaçık bir lüksü olmayan ayakkabı için evet biraz fazla geldi bana şahsen. Ve sonrası için de dediğim gibi beni korkutuyor. Yani bu Curry 9 geldiğinde ne yapacağız? 2.5'a falan mı gelecek? 3'e mi gelecek? Yani o zaman biz Kinetics'e jump'a mı yönelim ne yapalım? Bilemiyorum. Bunu kapatayım. Adidas'ta çok bir şey yok aslında ama şöyle bakmadım daha önceden. Buna basketbol kısmında sizlerle birlikte bakalım. Harden gelmedi, Dame gelmedi. Onları merakla da bekliyorum. Derrick Rose'u aslında inceleyebilirim. Ne diyorsunuz? 779 yani bütçeli model olarak bu var elimizde. Bunu inceleyebilirim. Hala Harden ve Dame'in eski versiyonları satıyorlar ama bakın Dame bile 1169 liraya gelmiş yeni rengi. Dame altının hala yeni çıkan renkleri. Yani demek ki bu Dame'li geldiği zaman 1200'den aşağı 1300'den aşağı beklememiz gerektiğini bizlere söylüyor. Ve bu da yine endişelendirici bir durum. Nasıl Dan Issue'lar yiyip ucuzladı bilemiyorum. Alan aldı, kapan kaptı. Harden Step Back incelemeyi düşündüğüm ayakkabılardan yine bir tanesi. Bu da yapacağım. On The Game'i inceleyebilirim. Dediğim gibi bu sene biraz daha sizlerin alabileceği, piyasada alınabilecek ayakkabıları inceleyeceğim. Diğer PG'ler, Why Not'lar onlar zaten gelecek ama belki yani çok hızlı yapamayabilirim. Daha sizlerin alabileceğinizi düşündüğüm ayakkabıları incelemeyi düşünüyorum. Sizler izlemiyorsunuz çünkü öyle de bir durum var arkadaşlar. Yani Kyrie 7'ler, KD'ler, şunlar bunlar. Pandeminin de etkisi muhtemelen çok büyük. Ama sizlerin de izleyeceği ve gerçekten merak ettiği ayakkabılar, alabileceği ayakkabıları öğrenmesi için videolar çekmek istiyorum. Mesela bu da güzelmiş. İyi indirimler varmış ya. Ben bu videoyu çekerken şu an fark ettim. Hatta hemen şunlardan sipariş edebilirim. Adidas'ta durumlar böyle. Ultra Boost'lardan bahsedecektim sadece. Yani fiyatların ne olduğunu az çok görelim istiyorum. 2021'e çıktı. Bana inceleyecek misin diyen vardı. Çok isterim demiştim ben de. 1750 lira. İnanamıyorum. 1750 liraya çok fena ya. Gerçekten çok fena. Güzel tamam ben hoşuma gitti. Çok rahattır. Prime Blue dışı mışı içi her yeri çok güzel. Ya bunlar 500-600'lere çıktığı zaman bile üf be çok diyorduk. Outlet'lerden bulursak çok seviniyorduk. Ama şimdi artık bilmiyorum yani 1800'e yakın bir fiyatı outlet'e girse ne olacak arkadaşlar? 1000 liraya düşsün hadi. Hadi 800'e düşsün. Yine çok pahalı gelecek. Maalesef yavaş yavaş beni böyle umutlarımı tükendiriyor ve uzun süreli bu işi yapamayacakmışım gibi hissettiriyor. Asıl benim bırakmayı düşünmemin sebebi bu aslında. Yoksa izlenme az olsa da olur. Fark etmez ben yaptığım, sevdiğim şeyi yapmaya devam ederim. Ama bu kadar pahalı fiyatlar olunca ya o zaman ben açtığım, yapmaya çalıştığım şeyi yapamayacağım endişesi sarmıştı beni. Evet ne yapacağız bilemiyorum. Biz çalışmaya, çabalamaya ve içerik üretmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir dertleşme ve piyasadaki ayakkabılara bakma şeklinde olsun istedim. Bunun gibi aslında videolar yapıyorum biliyorsunuz. Yeni ayakkabılar hakkında zaman zaman yapıyoruz. Bu şekilde ilk defa fiyatlarına bakalım istedim. Biraz hem sizlerden de yorumlarda da bekliyorum neler oluyor bilen vardır. Belki gümrükte çalışan vardır. Veya ne olacak ileriye dönük teorileriniz nedir onları öğrenmek istedim. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kesinlikle yorum atın arkadaşlar ve kesinlikle like atmayı unutmayın. Kanala abone olup zil işaretine basın. Aboneyseniz de mutlaka zil işaretine basın ki ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gitsin. Gecenin bir vaktinde bu videoyu çekiyorum ve editlemem gerekiyor. Sizler de sonuna kadar izler ve desteklerseniz çok sevinirim. Umarım ileride daha güzel günlerde görüşürüz. Umarım ileride hepimiz güzel ayakkabılara rahatça sahip olabiliriz. Bu ben hepimizin hakkı olduğunu düşünüyorum. Sadece seçilmiş bir kısmın değil, hepimizin hakkı bence. Umarım böyle olur. Umarım güzel günleri görebiliriz. Bu bir evredir ve geçer ümidiyle sizlere elveda diyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni videolar gelecek ama bu gecelik ayakkabı dahisi.